Eski belediye binası ile ilgili süreç bitti. Biz 15 gün emniyetimizin ve kaymakamlığın nezdindeki tebligatların da süresi bitti. Biz bir hafta daha uzattık. Çünkü artık kanuni anlamda da terk edilmesi gerekiyor. Yasal süre de bitti. Sözleşmeleri olmayan oradaki kiracılarımızın yasal sürecinde bittiğini kendilerine pazartesi günü belirttik. Çıkma günleri de resmi olarak emniyetin ve kaymakamlığın elinde. Ama biz onlara bu hafta sonuna kadar çıkmaları için bilgi verdik. Hepsinin de olumlu baktığını gördük. Onlara yardım etmek için güvenlik adına da destek oluyoruz. Biz de yıkım ihalesini tahmin ediyorum, bilmiyorum, 13-16 Kasım'da onu öğrenebiliriz. 13 ya da 16 Kasım'da yıkım ihalesine çıkıyoruz. Yıkım ihalesine çıktığımızda bir firma alacak. Orasını yıkacağız. Yıktıktan sonra düzleyeceğiz. Geçici önce köy garajını orayı taşıyacağız. Meydanı yapmak için burasını planlayacağız. Meydan projesi bittikten sonra da orasının katlı otopark projesi için çarşıya hizmet edecek bir katlı otopark. Çünkü trafiğe kapatıyoruz çarşı. Yani görevimiz süresince, bize kısmet olursa görevimiz süresince çarşı trafiği, Bankalar Caddesi dediğimiz Alparslan Türkeş Meydanı, ara sokaklar, çarşının ticaret merkezi dediğimiz yeri biz trafiğe kapatıp, trafik değil, o parklamaya kapatıyoruz. Trafik cümlesi yanlış. Araçlar geçecek, sadece yanlarda parklama olmayacak. Oranın da önümüzdeki yakın süreçte de oranın projesi hazırlanıyor. Meclisimizde paylaşacağız. Ne yaparsak halkımızla paylaşacağız, ne yaparsak meclisimizde paylaşacağız. Yani yıkım süreci başladı. Çünkü deprem 16 Kasım'da, yıkım ihalesiymiş 16 Kasım'da. Depreme dayanıklılığı, depreme sağlıksız bir bina olduğu raporlarda belli. Bugün bile risk yaşıyoruz boşalmadığı takdirde. Artık o riski kamu kuruluşları da, emniyetimiz de, kaymakamlığımız da, çevre şehircilik de, belediyemiz de bu riski taşıyamaz hale geldi.